8 Eylül 2015 Salı. Haftanın ilk günü değil ama haftanın ilk yeşil bülteni oldukça yoğun bir gündem var. Dün yeşil bültene yer verememiştik İmece'de bugün yayını içinde. Bugün de biraz erken başladık, biraz da erken bitirmek durumunda kalabiliriz ama önemli bir konuyu gündeme getireceğimizi düşünüyoruz. Bir konuğumuz var, hemen onu tanıtayım size. Elif Gündüzyeli, Avrupa İklim Eylem Ağı Türkiye temsilcisi. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet, neden Elif Gündüzyeli'yi bugün konuk aldık? Bugün bir basın toplantısı düzenlendi. Türkiye'de fosil yakıt üretimini sübvanse etmenin maliyeti konu başlığı buydu. Bu basın toplantısı ardından da bir panel vardı. Biz bu basın toplantısı ve bu panele ilişkin detayları öncelikle sizden alalım. Sonra da biraz da vakit kaldıkça derinlemesine konuşacağız konuyu. Buyurun. Tabii. Öncelikle Avrupa İklim Eylem Ağı nedir, ondan çok kısaca bahsetmek isterim. Avrupa çevresinde 129 farklı sivil toplum kuruluşunun, Türkiye'de de üyeleri olan, diğer farklı Avrupa Birliği değil ama geniş Avrupa içerisinde üyeleri olan bir STK network aslında, iklim üzerine çalışan. Birlikte All Change International ve 350.org sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir rapor çıkarttık. Türkiye'de fosil yakıt üretimini teşvik etmenin maliyeti. Bugün de bunun lansmanını ve bahsettiğiniz gibi bir panel düzenledik görüşmek için farklı sivil toplum kuruluşu içinden ve dışından katılımcıların da olduğu bir panel düzenledik. Şimdi bu neden önemli bu mevzu? Çünkü bu yıl biliyorsunuz G20'nin başkanlığını Türkiye üstlendi ve 2015 uygulama yılı olarak belirlendi. Yani G20 ülkelerinin her sene oturup konuştuğu bir takım gündem maddeleri var. Bu sene bazı maddelerin uygulanması için öngörülen yıl seçildi ve Türkiye bunun başkanlığını yapıyor. Bu konulardan bir tanesi de fosil yakıt sübvansiyonları, yani fosil yakıt teşvikleri. Kısaca ben içeriye girebilirim belki de. Tabii ki, lütfen. G20 ülkeleri, Türkiye'nin de içinde olduğu, her sene biliyorsunuz bir zirvede buluşuyorlar ve 2009 yılından beri fosil yakıt sübvansiyonlarından geri çekilmek, yani fosil yakıt teşviklerini durduralım ve artık başka bir geçiş sürecine, enerji sistemine geçelim konuşuluyor. Ama çok bu kaba henüz bir tarif yapmak gerekirse, devletler fosil yakıtlar nedir? İşte kömür, petrol, kömür gibi yakıtlara tüketimini teşvik etmek için belli maliyetler ayırıyorlar, değil mi? Üretimini aramasını ve tüketimini. Hı. Yani bu çok aslında teknik ve finansal bir konu ama bizim burada ilgilendiğimiz kısım, hem raporda hem de kendi Türkiye'deki çalışmalarımızda, hem ben kendi çalışmalarımda hem de diğer sivil toplum kuruluşundaki arkadaşlarım, bizim ilgilendiğimiz kısmı aslında üretici sübvans teşvikleri. Hı. Yani bu ne demek oluyor? Türkiye'ye baktığımızda kömür üzerinden konuşabiliriz. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de hem yerel lignit üretimi ve tüketimi yapılıyor hem de ithal edilen bir taş kömürü var. Ve kömür, Türkiye'nin 2023 enerji vizyonu kömüre bağlı bir enerji sistemi. O yüzden şimdi bu sene Türkiye G20'nin başkanlığını yapacak ve uygulama yılı ve 2009'dan beri bu gündemde olan meseleyken ve bu sene özellikle G20'den birkaç hafta sonra biliyorsunuz Paris'te iklim zirvesi olacak ve bütün devletler artık bir taraf olup bir anlaşmaya imza koymak zorunda kalacak ki küresel sıcaklık artışını 2 derecenin altında sabitleyebilirim diye. O yüzden artık bu sene bunun bir yerden başlaması gerekiyor gibi düşünüyoruz. Çok geç kaldı zaten bu taahhütün uygulanması. Diğer ülkeler başladı mı? Yani diğer Avrupa ülkeleri bu teşvikleri geri çekiyor mu? Şöyle bir şey oldu bu sene. G7 zirvesini takip ettiniz mi bilmiyorum. İlk defa G7 ülkesi liderleri Almanya başkanlığında fosil yakıt sübvansiyonunu durduracağız taahhüdünde bulundu. Yani artık uygulamaya geçiyoruz diye söylediler. Yani bu bizim hem iklim alanında hem sağlık alanında hem de enerji alanında çalışan, daha ilerici olarak çalışan gruplar için önemli bir şey. Çünkü dünyanın 7 zengin ülkesi tamamıyla enerji sistemini değiştirip fosil yakıtlardan başka bir yere getireceğini söylüyor olması bizim için önemli bir nokta. Şimdi bunu takiben G20, yani dünyanın 20 zengin ülkesi aslında. Bunların da belli bir taahhütte bulunması gerekiyor. Diğer ülkeler henüz net bir şey söylemedi. Yani Türkiye başkanlığı olduğu için ve bizim Antalya'da karşılıyor olacağımız için diğer 19 ülkenin başkanında, devlet liderinde. O yüzden biz Türkiye'deki veriler üzerinden gidiyoruz. Ama G20 genel olarak böyle bir taahhütte bulunmadı. O yüzden biz aslında bu raporu Türkiye üzerinden çıkarttık. Çünkü Türkiye'de iklim, sağlık çalışan pek çok kuruluş aslında kömürle alakalı çalışıyor. Ve kömür Türkiye'de üretimi araştırılması, yani araması ve çıkartılması ciddi kamu teşviki alan bir sektör.
Şimdi bunda bir takım sıkıntılar var. Çok fazla veriyle belki sıkmak istemiyorum çok vaktimiz de olmadığı için ama. Yani belli başlı bir iki rakam belki verebilirim. Çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Yani üretici için Türkiye hükümeti yılda 300 milyon ila 1.6 milyar dolar arası teşvik sağlıyor. Şimdi bu 1.6 milyar dolar ciddi bir rakam. Neden ciddi bir rakam? Çünkü bu kamusal hazineden çıkan yani vergi veren mükelleflerin, hepimizin verdiği vergilerin gittiği bir şey aslında kömür. Şimdi bunun yerine başka neye harcanabilirdi bu para diye düşünürsek eminim hepimiz çok daha makul alanlar bulabileceğiz. Özellikle sosyal kalkınma alanında veya tarım olabilir veya hani bir takım insani yardım olabilir şu aralar çok konuştuğumuz bir konu aynı zamanda. Evsizler için ev vesaire, sağlık, eğitim gibi konulara aktarabileceğimiz parayı biz kömüre veriyoruz ve bu aktarılan hani bu teşvik kömüre gidiyor. Kömür aynı zamanda ciddi bir sosyal maliyet yükleyen bir şey. Rakam neydi? Tekrar edelim mi? Tabii aralığını verebiliyoruz çünkü hı-hı, ciddi bir veri eksikliği hı-hı var bizim de ulaşamadığımız ama 300 milyon ila 1.6 milyar Amerikan doları. Bu sadece üretime mi verilen? Sadece üretime. Peki. Yılda. Yılda. Bu paranın tabii toplandığı yerde vergiler aslında. Evet. Hatta Türkiye yeni bir iklim vergisine de bir iklim vergisi kararı aldı. İklim vergisiyle para toplayıp o halde başka bir taraftan fosil yakıtlara para aktarmak bile olabilir tabii ki. O para gidiyor demiyorum yani ama. Yani iklim vergisiyle ilgili şu anda bizde detaylar yok. Nereden çıktı onu gerçekten biz de bulmaya çalışıyoruz şu aralar ama hani onu bile bırakın sizin eğitim veya işte sağlık için verdiğiniz vergi kömüre gidiyor ve kömürün ciddi bir sağlık maliyeti var aynı zamanda. Yani biz sahada da çok fazla çalışıyoruz. Saha dediğimiz kömürün üretildiği ve yakıldığı yerlerden, İskenderun Körfezi gibi, işte Soma gibi vesaire yerlerde ciddi bir solunum yolu enfeksiyonu var. Küçücük çocuklardan çok yaşlı insanlara kadar ve bu yine aslında dönüp dolaşıp dışsal maliyet dediğimiz ciddi miktarda bir para ortaya çıkartıyor, bir zarar ortaya çıkartıyor. Bunu da vermek istiyorum çünkü IMF'nin çok yeni yayınladığı bir raporda rakam veriyor bize IMF. Diyor ki Türkiye'de fosil yakıt teşvikleri hem karbondioksit emisyonları yüzünden hem de yerel hava kirliliği neden olduğu için yılda 31.2 milyar dolarlık bir zarara, bir maliyeti var. Yani bu maliyette ne demek? Siz zaten aldığınız vergilerle kömürü teşvik ediyorsunuz. Yani bütün kömür üreticilerini ve kömür yatırımı yapmak isteyen grupları Türkiye'ye çekiyorsunuz zaten. Ciddi bir teşvik, vergi indirimi vesaire vesaire. Bu yandığı zaman insanlar hasta oluyor ve bu yine aslında hazineden çıkan bir para olarak geri dönüyor. Sadece para üzerinden bile düşünürsek yani bunun insani, sosyal boyutunu hesaba katmazsak. Çok farklı boyutları daha var ama bu kısa ama keyifli sohbet için teşekkür ederim. Ben teşekkür Başka ederim. Başka bir bağlantıya gitmemiz lazım. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler. Avrupa İklim Eylemi Ağı'ndan Elif Gündüzyeli konuğumuzdu. Kısa bir yeşil bültendi. Sohbet umuyoruz anlaşılır ve verimli olmuştur diyelim. Halkların Demokratik Partisi Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın açıklamaları var. Kameralarımızı oraya çevirip veda edelim. Görüşmek dileğiyle.